Bir kere bir kültürün diğer kültüre üstünlüğü ve baskınlığı ve diğerinin hakir birinin üstün görülmesi, bunu evrensel müzik ve evrensel kültür çerçevesi içinde yapmak hele en komiği oluyor. Yani bir müziği evrensel diye tanımlayarak diğerlerini şu 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 sebepten bunlar evrensel değil çünkü bunlar geri kalmıştır demenin bir kılıfıdır. Bu biraz bana kalırsa geçmişte kalmış bir tartışmadır. Çünkü bugün dünyada bir kültür sanat altyapısıyla baktığınız zaman bir ideolojik bagajınız yoksa meseleye bakarken medeniyetlerin birden fazla olduğu, bunların hepsinin kendine göre gelişmiş, olgunlaşmış müzikleri olduğu, bu müziklerden bazılarının o medeniyetlerin olgunlaşma seviyesiyle paralel olarak öne çıktığı, kendi çeperinde olgunlaştığı görülüyor. Bu minvalde ne Osmanlı müziği diyelim bu konuya özel, ne Hint müziği, ne Batı müziği diğerinden zayıf, hakir falan görülemez. Kaldı ki Batı müziğini burada polifonik olarak, çok sesli olarak öne sürmek ve bunlar evrensel geçer, genel geçer değerlerdir. Eğer sizin müziğinizde bu yoksa siz zayıf ve tek sesli müzikçisiniz. Demek işte bahsettiğim evrensel müzik kabulünden bir başka türlü bir öne tek sessizlik çıkar. anlamına geliyor, değil mi? Elbette, elbette. Bu kendi içinde bir tek sesli söylemdir. Ve dediğim gibi bir ideolojik bagajın aslında müzik maalesef her zaman bu tarz tartışmaların enstrümanı sahası olmuştur. Müzik bir alandır bu tartışma için kullanılmış. Batı müziği dikey gelişim gösteren ağırlıklı olarak bir müziktir. Armoni inanılmaz zenginlik katmıştır o müziğe. Ve bu dikey gelişim içinde, kendi sistemi içinde muhteşem bir müzik ortaya koymuştur. Buradaki müzik, Osmanlı müziği diyelim, daha yatay gelişimli diyebileceğimiz, bu tek sesli veya çok sesli değil, melodi ağırlıklı, yani bir melodi, bir ezginin ifade gücü burada çok daha üst seviyelerdedir. Yani böyle bir kıyasa gidilirse, bu da mesela dile getirilebilir. Bizim Osmanlı müziğindeki yatay seyir ve melodik ifade zenginliği Batı müziğinde yoktur. Çünkü orada dikey gelişim var. O böyle bir şeyi kaldıramazdı zaten. O başka türlü gelişmiş bir müzik. Hasılı bir yandan da yani adlandırma da yanlış. Çünkü bu müzik de zaten tek sesli değil. Tek sesli bir müzik yapamazsınız. İsteseniz de yapamazsınız. Bugün Tek işte bir tını bile tek sesli. bir tını zaten tek başına tınlamaz malumunuz. Şimdi tamburda bir perdeye basıp mızraba vurduğunuz zaman o perde diğer tellerle beraber tınlıyorlar. Yani onun tek başına tınlaması diye bir şansınız dahi yok. Bu medeniyetin temelinde çok ciddi rol oynayan insanlar var. Bunlardan bir tanesi Hazreti Mevlana'dır. Şimdi Hazreti Mevlana söylüyor. O malum Mesnevi Şerif'in ilk 18 beytinde yaptığı tarifte aslında insanı o kamışlıktan koparılıp gelen kamışa benzetiyor. Ve onun hasretiyle ağlıyor o kamış parçası efendim. İnsan da bu dünyada böyle bir hasret çekiyor. Hazreti Mevlana böyle tarif ediyor. Bu medeniyetten beslenen bu bestekarlar, bu müzik tahmin ediyorum böyle bir temelin üstünde bu hasreti çekerek tahmin ediyorum yaşıyordur. Bu böyle romantik bir acı falan değil veya böyle yüzeysel bir hüzün de değil. Bu çok derinde bir koparılmışlık. Bu müzik onun için her zaman üzüntülü, ağlak falan bir müzik değil. Bu öyle derindeki bir hüzün ki siz o zaten sürekli siz bu dünyada oldukça devam eden bir duygu. Bunun üstünde siz çok güleç işler de yapabiliyorsunuz.
Derin'in de çok ağır şekilde, ağırdan kastım ciddi. Neredeyse sizin bu dünyadaki bulunuşu anlamlandıracak kadar anlamlandıran ontolojik bir düzey. Doğru, doğru. Yani bu dünyada bulunuşunuzu anlamlandıran tarifi çok doğru bir tarif. Bu anlamın üstüne bina ediyor varlığını. Çünkü bu dünyaya bakışı zaten biraz öyle. Bu dünya dediğimiz şey işte geçici bir dünya zaten. Hasılı o derinde ağır şekilde, yani ciddiyetle ve devam eden anlamı yoğun bir şekilde bu hüznü ve hasreti çeken bir müzik. Bu ama karamsar bir müzik falan anlamına da gelmiyor değil zaten. Çünkü o hasreti tatlı tatlı çekiyor. Onu çok içselleştirmiş şekilde. Bu böyle acıların falan böyle yüzeysel bir ifadesi değil. Mesela bir oyun havası da dinleyebiliyorsunuz veya bir ferahnak şarkı, insanın içini cıvıl cıvıl hareketlendiren bir şarkı. Burada da bundan bağımsız olarak yapmıyor o şarkıyı. Yani o hüznü ve hasreti, aşkı bir tarafa koyup yara almıyor. Tabii ki o yara almıyor. Yani o kıyafeti üstünden çıkartmadan yapıyor bunu. Zaten bu dünyadaki duruşuyla da çok paralel işte bu. Bir yandan da o biraz evvel işaret ettiğiniz bitmiş, devri kapanmış, nostaljik ve müzelik bir malzeme olması bakışı maalesef evet bu müziğin canına okuyan en tehlikeli, en etkili görüşlerden biridir. Bu sadece müziğe ait değil, bu bir kültüre ait genel bir bakıştır. Mimarlık için de bu böyledir. Diğer sanat, çoğu sanatlar için de. Yani şunu söyleyebiliriz, bir Kazasker levhası, efendim bir Mahmut Celaleddin levhası bugün herkes için kıymetlidir. Bizim de en prestijli özel müzelerimizde, özel koleksiyonlarda yer alır. Ve bunun paha biçilemez olanları da vardır vesaire vesaire. Bunun güzelliğini takdir etmek için kitaplar da yazılır falan. Ama bugün ait modern diyebileceğimiz çağdaş bir İslam sanatına kim prim verir, kim bu kadar destek olur? Eğer sizin bu yarattığınız tarifsiz güzellik, müzelik bir malzeme, devri kapanmış bir şey ise bunu takdir etmek çok kolay. Ama yaşayan bir şey, bunun devam eden, yaşayan bir şey haline getirilmesi, işte orada bir kopukluk yaşıyoruz. Müzikte de böyle. Bu özellikle benim jenerasyonum için söyleyeyim. Bu jenerasyon için bu klasik Türk müziği imgesi maalesef devletin resmi kanalı eliyle nostaljik, yaşlılara hitap eden, ağır, durağan veya şakşaktan ibaret, niteliksiz bir imgedir. Dürüst söylemek lazım. Bu işin kaliteli, efendim bizim bugün hayranı olduğumuz klasik batı müziği ayarında bir klasik müzik olduğu imgesini, fikrini, en azından bu konsepti kimse bu jenerasyona vermedi. Bunu edinmiş olanlar çok ya özel bağlantılarla ya tesadüfi veya efendim bir hediyedir diyebileceğim yollarla edindiler. Onun için bu müziğin dediğiniz gibi böyle bitmiş, güzelliğini tamamlamış bir müzik olarak algılanması Mesut Cemil de dahil o dönemin bakış açısıydı. Bunu değiştirmek lazım. Önce bunu fikirde değiştirmek lazım. Yani fikirlerimizi, düşünce dünyamızı önce bundan kurtarmalı. Sonra bunun yaşayan bir şey olduğunu inşa etmeliyiz. Çünkü Dede Efendi ile Tamburi Cemil arasında birkaç yüzyıl vardı. Dede Efendi ile Itri arasında da birkaç yüzyıl vardı. Bu bizim devrini kapattı dediğimiz şey zaten kendi içinde asırlar boyu devam etmiş bir şey. Demek ki devam edebilir, edecektir de, etmelidir de. Evvela bunun siyasi tarihle paralelliğini biraz askıya alıp, yani kapanmış bir Osmanlı Devleti ile beraber kapanmış bir müzik, kapanmış bir kültür olarak algılanmasını artık biraz askıya alıp, bunun devam eden bir kültürel miras olduğunun farkına varmalıyız.
Ve bunun şekil özelliklerinden, yani makam, ses sistemi, usul, repertuar, güfte vesaireden evvel bir ilke meselesi olduğunu, bunun arkasında bazı ilkelerin olduğunu ve bu ilkelerin aktarılmasının bu müziği doğuracağını bence önemsemeliyiz. Çünkü konuşma içinde aralarında üçer dörder yüzyıl olan farklı insanlardan bahsettik. Bunların hepsi benzer ilkelere bağlı olduğu için bir çizginin devamıydı. Onun için bu ilkelere bugün de bağlanırsanız yine bugünün bugüne ait olan bir müzikle aynı ilkeyi terennüm edebilirsiniz.